Yine bir videoyla hepinize merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine çok pratik, çok farklı ve oldukça lezzetli bir tarifle geldim. E, büzgü börek yapacağız sizlerle birlikte. Eğer börek yapmaya zamanınız yoksa, sadece iki yufkayla çok basit bir yöntemle bu böreği yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım hemen. E, i̇ki adet yufkamızdan ilkini bu şekilde ikiye katladık. Daha sonra e, iki defa Sarıyoruz Bu şekilde yani 3 katlı yapmış olacağız yufkamızı Bu şekilde 3 katlı yaptıktan sonra sarma işlemimizi Yufkamızı 5 parmak genişliğinde Keseceğiz Bu şekilde 5 parmak genişliğinde Yufkalarımızı kesiyoruz Şeritler elde etmiş olacağız yufkalardan Bu arada Beni nereden takip ediyorsanız, videolarımı nereden izliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ben de videolarımı nereden izlendiğini, takipçilerimin, izleyicilerimin beni nereden izlediğini merak ediyorum. En azından merakımı gidermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. İlk yufkamızı bu şekilde kestik. Bunları kenarlara alalım. İkinci yufkamızı da aynı şekilde yine ikiye katlayarak keselim. İkinci yufkamız için de aynı işlemi tekrarladıktan sonra artık şeritlerimizi açıyoruz ve büzmeye başlıyoruz. Böyle kestiğimiz şeritlerimizi büzme işlemine geçiyoruz bu şekilde e, büzgü baklavalarda yapılıyor e, Belki daha önce yapmışsınızdır oldukça basit bir işlem daha sonra e, 26 santimlik fırın tepsimize bu şekilde yuvarlak fırın tepsimizin ortasına orta boy bir çay bardağı koyduk etrafını bu şekilde büzdüğümüz yufkalarımıza dolduracağız büzgüleri bol olsun diye 2 adet yufka kullandım. 26 santimlik tepsiye. Eğer 26 santimlik tepside e, daha geniş büzgülü istiyorsanız buçuk yufka kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz daha büyük çapta bir tepsiye de 2 e, yufka kullanabilirsiniz. Veya tercihen eğer daha küçük bir tepsi kullanacaksınız ona göre yufka miktarını kendiniz ayarlarsınız tamamını bu şekilde e, büzgü yapıp yan yana diziyoruz çay bardağının etrafına Bu arada eğer kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olarak bildirim zilini de açarak e, bu tür güzel videolardan ilk olarak siz haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum abone olup destek olanlara. Tepsimizin tamamını bu şekilde büzgülü yufkayla doldurduktan sonra sosunu hazırlamaya geçelim hemen. Sosu için elimizde 150 gram tamamen tuzsuz peynirim var. Ben tamamen tuzsuz peynir kullandığım için bir miktar tuz ekleyeceğim. Bir adet yumurta ekledim üzerine, bir çay kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Eğer tuzluysa peyniriniz tuz ilavesini ona göre dikkat edebilirsiniz. E, yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesi yaptım. Bir çay bardağı yoğurt ilavesi yapıyorum. Şimdi bu malzemelerimi karıştırıyorum. Güzel bir sos elde etmiş oluyoruz. E yufka ile yaptığınız tariflerinizde bu sosu kullanabilirsiniz. Çok lezzetli bir sos oluyor. Dediğim gibi peyniriniz tuzluysa eğer tuz atımına mutlaka çok dikkat edin. Ben tuzsuz peynir kullandığım için tuz ilavesi yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi bir tutam kadar da maydanozum var. Maydanozumu da yine ince ince doğrayıp sosumun üzerine ilave edeceğim. Maydanoz yerine dereotu, taze soğan tarzı yeşillikler de kullanabilirsiniz. Maydanozumu da ilave ediyorum karıştırdığım sosun üzerine. Daha sonra tamamını bir güzel karıştırıp e, ilave edeceğim büzdüğüm yufkalarımın üzerine ve fırına alacağım. Şimdi kaşık yardımıyla her yerine eşit gelecek bir şekilde yufkalarımın üzerine homojen olacak şekilde yayıyorum hazırladığım sosu. Yufkalarımın tamamını e, sosladıktan sonra artık fırına alma işlemi gerçekleştiriyorum. 200 derecelik fırında her tarafı güzelce pişene kadar, altı üstü kızarana kadar e, pişiriyorum. Evet gördüğünüz gibi böreğimiz harika bir şekilde kızardı. Hem altı hem üstü kontrollü bir şekilde pişti. Bir miktar soğuduktan sonra sizler için kesip doku testi de yapacağım. Şimdi böreğim bir miktar soğuduktan sonra bıçak yardımıyla ortadaki bardağı hiç kaldırmadan kesiyorum. Dilimleri kestikten sonra yedikten sonra bardağı çıkarırsınız zaten. Çünkü ilk başta bardağı çıkarırsanız bir miktar dağılma yaşayabilirsiniz. Ortasındaki şekil bozulabilir. Oldukça yumuşak, çok lezzetli, ee, gerçekten e, böreğin lezzetinden hiçbir taviz ver vermemiş bir börek. Tıpkı e, içini doldurduğumuz börekler gibi çok lezzetli bir börek oluyor ve oldukça da basit oluyor. Hiç şekil vermekle de uğraşmıyorsunuz. Sadece büzüp üzerine sosunu döküp fırına veriyorsunuz. Umarım bu lezzeti tarifi sizler de beğenip denersiniz. Yorumlara beğenilerinizi yazarsınız. Hepinize şimdiden afiyet olsun.